Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle İlyas Salman sevenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Türk sinemasının usta oyuncularından bir tanesi olan ve rol aldığı filmlerde geniş bir hayran kitlesi edinen İlyas Salman son olarak YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu. Usta oyuncu ölüm korkunuz var galiba değil mi sorusuna öyle yanıtlar verdi ki açıklamaları sosyal medyada olay yarattı. Şimdi usta oyuncu ile araştır yapılıyor Peki İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İşte usta oyuncunun açıklamaları ve İlyas Salman'ın son hali. Videonun detaylarına geçmeden önce size zahmet videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Usta oyuncu Salman, ölüm korkunuz var galiba değil mi? Sorusuna şu şekilde yanıt verdi: Ölüm korkum var. Çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum. Açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Sonumuz toprak. Cennet ile cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet ve cehennem olsaydı. Buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim. Cehennemde bari zebanilerin kaynattıkları kazanda ısınırdım diye düşünüyorum. Korkmanızın tek sebebi bu galiba. Sorusunu ise şu cevapları verdi. Korkmamın tek sebebi o değil. Ben küçük çekirdek bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Eğer yaşasalardı 11 kardeş ...diyorduk şimdi... ...şu anda üç kardeşiz... ...sekiz tanesi yoksulluk hastalıklarından öldü... ...veremden, kıtlıktan, kırandan... ...boğmacadan, nezleden, gripten... ...kızamıktan, çiçekten, menenjitten öldüler... ...bir tanesi benim gözümün önünde yandı... ...kardeşlerimden bir tanesi... ...yanışını gördüm... ...annem köyde suya gitmişti... ...su getirmek için... ...kapının arkasına bir taş koymuş... ...soba yanıyor... ...sobaya uzandı kardeşim... ...eteği tutuştu söndüremedim... ...o anki aklım yetmedi üstüne bir şey örtüp de söndürmeye. Onun için çok arabesk olacak ama kardeşlerimden dolayı acı içinde geçmiş bir yaşantım var. Elimden gelmedi. Kurtaramadım açık söylemek lazım saat dedi. Fakat şöyle bir şey söyledi. Ben Bostancı'da 50 yıla yakındır oturuyorum. Bostancı'da hiçbir çocuk ölmüyor. İki tane çocuk ölmüş. 0 ile buçuk yaş arasında. biri annesinin kucağında minibüsün altında kalmış. Biri de prematüre doğmuş. Erken doğum öyle ölmüş. Allah'ın Bostancı'da köşkü mü var? Bostancı'yı koruyor da bizi koruyamıyor demiş. Arkadaşlar siz İlyas Salman hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen İlyas Salman'ın fikir ve görüşlerine katılanlar ve katılmayanlar videoya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bakalım kimler hangi düşüncede fikir ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.